14 belki hatta 13 yaş, 12 yaşa bile kadar indirebilirsin. O yaşlarda bile hep şunu düşündüğümü hatırlıyorum kendi kendime kaldığımda. Yani bu ölüm ne garip bir şey. Yani öleceğiz, gideceğiz. Ölümün olduğu yerde hayatın anlamı ne? Eyvah. Tamam ben gittim yarın. Yani nedir efendim? Üniversite gitti. Büyük bir üniversite okudum. O dönemden de okumak isteyeceğim yer Boğaziçi'ydi tahmin. Hani Boğaziçi Üniversitesi'nde diyelim okudum. İyi. Çok sevdiğim bir mesleğim oldu. İyi para kazandım. Yani sonra ne? Yani evet. Sonra ne? İşte yani. Sonrası ölüm geçiyor. Belli ki bu çok çabuk geçecek. Yani ben aslında 13-14 yaşlarında bile hayatın çok çabuk geçeceğini, çok çabuk geçecek hayatta aslında hiçbir şeyin önemli olmayacağını düşünüyordum. Sonra ya bunlar haydi düşünme diye de bazen kendime şey yapıyordum. Bu kadar Kendi derinlere dalma. düşüncelerden kurtarmaya çalışıyordum. Fakat sonra yine kendimi o düşüncelerin içinde buluyordum. Yani o yaşlardan şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Yani Allah varsa bundan önemli bir şey yok. Yani nasıl insanlar Allah kavramını bu kadar önemsiz bir şey gibi görüyorlar, üzerine hiç konuşmuyorlar, hayatta yer vermiyorlar diye düşünüyordum. Ve de bunlar etrafında konuştuğum kimse yoktu. Yani gerçek anlamda ne bileyim yani ne yaşıtım ne büyük ciddi anlamda konuştuğum kimse yoktu. Birkaç ateist vardı işte tartıştığım belki ortaokul, lisede. Ailem sonunca Müslümanım diyen bir aile ama yani dini konuları tartışan, konuşan bir aile değil. Yani Allah'a dine inanan, Ramazan gelince oruç tutan ama Ramazan'la hani sınırlı bir şey var. Yani Ramazan dışında ne bileyim yani herhangi bir kimseyle bir İslami bir konuda tartışan bir aile değil. Yani böyle bir konunun tartışılması, gündem maddesi edilmesi yok içinde. Ama ben kendi kendime böyle düşüncelere sıkça daldığımı hatırlıyorum. Tahminim işte asıl bu düşüncelere dalmak beni bir yerde tamamen bu konuların içine soktu. Yani bir yere geldiğimde tahmin 16 yaş civarındaydım. Ya kardeşim yani Allah var diyorsan bundan önemli bir şey yok. Sen de rolünü bu şekilde belirlemelisin. Yani kendi hayatındaki doğrultunu bu şekilde belirlemelisin diye düşünerek bu konuların içine girdim. Allah'a şükür girdiğim andan itibaren de 16 yaşımda bugüne kadar hiçbir şekilde o çizgiyi değiştirmedim. Yani din Allah benim için her şeyden önemlidir çizgisini değiştirmedim. Ama tabii ki ondan sonra dinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda, ne yapılması gerektiği konusunda tabii ki çok fikir değişiklikleri oldu.